Yerel yönetimler artık çevreye daha duyarlı tasarruflu sistemleri tercih ediyor. Ezgi Plastik de bu doğrultuda ürün yelpazesini solar sistemlerle genişletiyor. Yerel yönetimler ve kamu kuruluşları yıl boyu yapacakları alımları tespit etmek ve ürünleri bir arada görmek için fuarlarda üreticilerle buluşuyor. Kent Fuarı 2014 katılımcılarından İstanbul merkezli Ezgi Plastik, yerel yönetimlerin çok sayıda talebine yanıt veriyor. Ticari hayatına su tahsilatını artırmaya yönelik çözümler sunarak başlayan firma, ürün yelpazesini zaman içinde hızla genişletiyor. 1996'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su kanalizasyon ve su tahsilat bölümüyle ilgili nokta çözümleriyle başladık biz. İşte su kapama aparatları, su barkodları, daha sonra bunların doğal gaz çeşitlemeleriyle beraber, daha sonra mühürleme telleri, klipsler vesaire çeşitlerle plastik sektöründe ve kamu kuruluşlarına yönelik çözümlerle ve su tahsilatlarını arttırıcı, belediyelere ek gelir getirici nokta çözümlerle başladık. Kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda aslında çeşitlememizi çoğalttık. Önce park bahçelerle bank sınır elemanı, sonra temizlik müdürlükle ilgili çöp kovaları, izmaritlikler, küllükler. Daha sonra bunlarla ilgili güneş enerjileri ve yenilebilir enerjilerle ilgili modern çözümler, nokta çözümler üretmeye başladık. Güneşin gücünden faydalanılan yol ikaz butonları, sınır elemanları, tasarruf anlamı taşıyan ledli aydınlatmalar en dikkat çeken ürün grupları oluyor. Hız kesici kauçuk kasislerin yerlerine 7 ledli kendi üretimimiz güneş enerjili yol ikaz butonlarını yaptık. Bunların çeşitlemesinde sınır elemanlarının üstüne güneş enerjileri yaptık. Daha sonra deprem ve ani lazım ihtiyaçlar için güneş enerjili ve elektrik şarjlı projektörler yaptık. Bunlar 2,5-3 saat dolaylarında yanabiliyor. En azından krize acil bir aydınlatma getirerek krizin çözümünü sağladık. Bu yönde de gelişmelerimiz devam ediyor. Cömert Demir, güneş enerjili ürünler geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor. Güneş enerjisi herhalde bu yüzyılımızın bence atom çağı kadar bence önemli bir buluş diye düşünüyorum. Ya yani bunun belki 5-10 sene sonrası binalarımızın aydınlatmalarını da güneş enerjisiyle yapacağız. Bu yönde de zaten çalışmalar var. Bizim de mesela 2015'te armatürle ilgili, güneş enerjisi armatürüyle ilgili çalışmalarımız var. Bunlar daha ARGE aşamasında piyasaya çıkmadı. Önce tamamıyla bitip ARGE'lerin bittikten sonra piyasaya çıkarmayı düşünüyoruz. Ama güneş enerjisi gerçekten bu yüzyıl için bence en büyük buluşlardan biri diye düşünüyorum. Hedef, geniş ürün yelpazesiyle çok sayıda yerel yönetimin çözüm ortağı olmak. Bütün tasarımlar, devre birleşimleri, her şey burada yapılıyor. Kendi tasarımımız zaten. Bunu da birçok belediyede uyguladık. Beyoğlu Belediyesi'nde uyguladık, Tekirdağ, Çerkezköy, Kapaklı Belediyeleri vesaire belediyelerde bu ürünlerimizi uyguladık. Gebze'de imalatımız var, Bayrampaşa'da büromuz var. Bütün Anadolu'ya da 2015'te yayılmak ve belediyelere bu hizmeti daha iyi şartlarda, daha modern ve nokta çözümler bularak götürmeyi tasarlıyoruz. Yeni pazar arayışında olduklarını dile getiren Demir, 2015 ihracat yılı olacak diyor. Yeni pazarlar arayışındayız ama bunun için biraz daha sabırlı olup ürünlerimizin tam anlamıyla ARGE'lerinin bittikten sonra dış pazarlara açılmak gibi bir projemiz var. Bunu da inşallah 2015'in ortalarında gerçekleştireceğiz. Güneş enerjili acil durum projektörü ilk kez Kent Fuarı 2014'te görücüye çıkıyor. Ani kriz olaylarında bölgeyi aydınlatmak için yangın, deprem, kaza vesaire türü olaylarda taşınabilir seyyar enerji düşündük. O bölgeyi yaklaşık 3 saat kadar aydınlatacak bir projeksiyon ışığımız var. O 3 saat içinde de o kriz bölgesiyle ilgili çözüm üretilebilir. En azından o bölge ani olarak karanlıkta kalmaz. Normalde bunun zaten kamu kuruluşlarının stoğunda bulunması gereken bir ürün olarak düşünüyorum. Merdiven altı üretimin yarattığı toplumsal sorunlara işaret eden Cömert Demir, sözlerinin sonunda belge ve sertifikalar uyarınca kaliteli üretim gerçekleştiren ve istihdam yaratan üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Kamu kuruluşlarımızın hizmet üretirken Türkiye'deki üreticilere dönük, istihdam yaratanlara dönük,
sağlamlık sertifikaya dönük alım yapmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa öteki türlü sadece masanın üzerindeki ihale fiyatına veya malın fiyatının %5 düşüğüne bakıp devamlı merdiven altı imalatçılarını destekleyerek biz Türkiye'yi bir yere götüremeyiz. Bu politikadan kesinlikle vazgeçmemiz lazım. Ve insanların inisiyatif alması lazım. Yani 70 milyonluk bir ülkeyiz. İstidam yaratan yerler tek tek kapanıyor. Yani bu gidişte bir terslik var. Ve bunun büyük sorumluluğu da kamu kuruluşlarının alımından kaynaklanıyor. Herkesin bunu aklı, vicdanı, mantığı öne alarak böyle bir politika üreterek Türkiye'deki üreticileri, istidamı ve yeniliği desteklemelerini diliyorum. Teşekkür ederim.